Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Keçisakalı ya da Latince adıyla astilbe, taş grangiller yani Saxifragaceae familyasından 18 farklı rizomlu ve çiçekli bitki ailesini kapsayan büyük bir bitki klanıdır. Keçisakalları dağlık uçurumların, dere ve göllerin, orman arazilerinin kıyısında yetişen çok yıllık bitkilerdir. Hızlı büyüyen, eksi 20 santigrada kadar soğuğa karşı dayanıklı, toprak konusunda çok da seçici olmayan, yani kirli topraklarda da yetişebilen bu bitkiler, özellikle yarı gölge ve nemli toprakları severler. Hoş görünümlü kuş tüyünü andıran çiçekleri nedeniyle kültüre alınarak çok sayıda meleze elde edilmiş olan keçisakalı, genellikle yapay göl ve havuz kıyılarında yetiştirilir. Bazı türlerin hoş kokulu çiçekleri, arıların, kelebeklerin ve kuşların ilgisini çeker. Keçisakalının Temmuz ve Ağustos aylarında görülebilen çiçekleri beyazdan koyu mora kadar çok farklı renk ve tonlarda olabilir. Gruplar halinde renk geçişleri yaratacak şekilde kullanıldıklarında ise ortaya seyrine doyum olmayan bir bahçe manzarası çıkar. Bu sebepledir ki bu bitki bahçecilikte en çok tercih edilen ve çok sayıda bahçecilik ödülüne layık görülen bitkiler arasında yer alır. Bitkinin en yaygın kullanılan alt türü olan Astilbe chinensis'in Brümya melezi 1. sınıf bir yer örtücü olarak bahçe sahiplerine tavsiye edilir. Çok sıcak ve kurak olan iklimlerde ve direkt güneş altında yetiştirilmesi zor olan bu güzel bitkileri mutlu edebilmek için haftada 2 kez sulamanız ve topraklarının kurumasına izin vermemeniz yeterlidir. Bu arada Astilbe chinensis'in taze filizleri ve yaprakları yenebilir. Keçisakalını tohumdan üretebilir ve 3-4 yıl sonra bitkinin köklerini ayırarak çoğaltabilirsiniz. Ayrıca kurutulmuş çiçekleri seviyorsanız bitkinin çiçeklerini kurutarak evinizde dekoratif amaçlı olarak da kullanabilirsiniz.